Sevgili Galatasaraylılar, iyi pazarlar. Transfer TV Plus kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evet, bugün sizinle önemli haberler paylaşacağım. Öncelikle Belhanda mevzusu çok merak ediliyordu. Fatih Terim sessizliğini koruyordu. Fatih Terim'in Belhanda konusunda neler söyleyeceği çok merak ediliyordu. Ve gördük ki Fatih Terim olaya sağduyuyla yaklaştı. Evet, Kayseri'de Kayseri Spor maçından sonra Fatih Terim'e Belhanda ile ilgili soru geldi ve Fatih Terim Belhanda konusunda tecrübesini konuşturdu ve herkesi ters köşeye yatırdı. Evet, Fatih Terim Belhanda konusunda herkesi ters köşeye yatırdı. Doğru olanı yaptı. Aynen yönetimin izinden gitti ve ne dedi? Asıl olan Galatasaray'dır dedi. Biz çok büyük bir kulübüz dedi. Uçakta dedi nasıl dedi? Bir türbülans olduğunda hosteslere, kabin memuruna bakarız. Ne olup ne bittiğini öğrenmek için o panik anında herkes de bir anda Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi durumunda Fatih Terim ne söyleyecek? Fatih Terim Belhanda ile ilgili olarak yönetimi mi eleştirecek? Belhanda'dan yana mı tavır alacak? Sert tepkimi gösterecek soru işaretleri kafalarda uyanmıştı. Ama Fatih Terim dediğim gibi evet bir türbülansa girdik Belhanda için ve gözler bana çevrildi. Şimdi söz hakkı bende. Asıl olan Galatasaray'dır, büyük olan Galatasaray'dır. Büyük kulüpler bu tip problemlerin üstesinden gelmeyi bilir. Enerjimiz hiç düşmez. Sakin oluruz. Ve bu tip durumlarda sakin olmak önemli bir şey yok demek benim görevim. Evet 5 puan kaybettik. Bak bu laf çok güzel arkadaşlar. Ankara Gücü ve Sivas Spor maçında yani Kayseri Spor maçından önceki 2 maçta 5 puan kaybettik. Ama sakin olduk. Puan kaybetmemize rağmen enerjimizi hiç yitirmedik, panik yapmadık, ümidimizi kaybetmedik dedi. İşte büyük hoca olmanın farkı. Belhanda mevzu yani Belhanda ile ilgili yaşanan sıkıntı Galatasaray gibi büyük kulüplerin başına her zaman gelebilir. Çünkü böylesine şampiyonluğu oynayan kulüplerde büyük yıldızlar bulunur ve büyük yıldızlar bazen böyle sorunlar çıkarabilir. Ama önemli olan bu sorunları tatlılıkla halletmek ve üstesinden gelmek. Galatasaray bu tip sorunların hep üstesinden bugüne kadar gelmiştir. Bundan sonra da gelecektir. Belhanda'ya hizmetleri nedeniyle en güzel şekilde teşekkür ettik. En güzel şekilde uğurladık. Belhanda Galatasaray'a hizmet, evet şampiyonluk özellikle yaşadığımız iki şampiyonluklar büyük hizmetleri olmuştur. Ama Belhanda hata yapmıştır. Hatasının da bir bedeli vardır. Bu bedeli de sonuçta yönetim kendisine kesmiştir. Saygı duyacağız. Çünkü dediğim gibi Galatasaray'ı alması Galatasaray kulübü ve asıl olan Galatasaray taraftarı ve Galatasaray kulübüdür dedi. Galatasaray bu tip durumlarda durmaz, panik yapmaz. Durursa, panik yaparsa düşer ama bizim enerjimiz hiç düşmez. Biz böyle durumlarda daha da büyüyerek, daha da güçlenerek bu krizlerden çıkmayı başaran bir kulübüz dedi. Biz Altay listeye yazmadığımız Nagatomo'yu da en güzel şekilde gönderdik, en güzel şekilde uğurladık dedi sevgili Galatasaraylılar. Olayın üzerine gitmek, olayla ilgili tepki göstermek ya da yönetim yanlış yaptı demek bize yakışmaz. Bence burada doğru bir tavır sergilenmiştir, doğru olan yapılmıştır dedi Fatih Hoca. Bizim yönetime de futbol takımına da güvenimiz tamdır. Son 10 haftalara girildiğinde Galatasaray olayın üzerinden yani yarışta finişi kucaklayan ilk takım olmuştur. Gemiyi limana yaklaştırmıştır. Mayıslar yine bizim olacaktır dedi. İddialı konuştu. Biz panik yapmıyoruz. Bu takıma güveniyorum. Bundan sonra dedi bizim enerjimizi düşürmeye çalışan tuzaklara karşı
Dikkatli olacağız ve asla bundan sonra tuzaklara düşmeyeceğiz dedi. Yani söyleyeceğim şu, Fatih Terim Belhanda konusunda yönetimin yanında yer alarak çıkması muhtemel bir krizin de önüne geçmiştir arkadaşlar. Bu en çok Galatasaray yönetimini mutlu etmiştir. Belli ki arkadaşlar, Belhanda ile ilgili olarak Belhanda Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet edecek, işte FIFA'lık olacak dedik ama yani ben hep burada şunu kullandım A Spor'daki yorumlarda ve Transfer TV Plus kanalımda. Belhanda'nın menajeri William Davila'nın Galatasaray'da 6 oyuncusu var. Ve önümüzdeki sezon içinde belli ki William Davila yine Galatasaray'a önemli yıldızlar kazandıracak. Belki bu Belhanda'nın yerine çok çok iyi 10 numaralardan birini getirecek. İşte biraz sonraki çekeceğim videoda 10 numaralarla ilgili de son gelişmeleri size aktaracağım ama burada William Davila Belhanda'nın yanında değil Galatasaray kulübünün yanında yer almıştır. Belhanda'ya da sezon sonuna kadar olan alacakları 1 milyon 5 bin euro kendisine taksitler halinde ödenecek. Zaten Galatasaray'da bütün futbolcuların yıllık maaşları 10 taksit halinde ödeniyor sevgili Galatasaraylılar. Belhanda'ya da bu konuda o ücret ödemesi yapılacak. Evet, bonusları varsa o da ödenecek. Güzel bir şekilde bir ayrılık olacak. Ben Belhanda'nın bu süreçten sonra Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet edeceğini çok düşünmüyorum. Çünkü 14. madde üzerinden FIFA'ya şikayet ederse bugüne kadar yani haksız fesih nedeniyle ben mağdur oldum. Futbolu işte atıyorum 2 ay 3 ay bu fesih nedeniyle futbol oynayamadım şeklinde olayın altını doldurursa bugüne kadar böyle durumlarda FIFA'ya başvuran futbolcular hep kazanmıştır. Kaybeden hep kulüpler olmuştur 14. maddeden, haksız fesihten. Ama sonuçta Belhanda İstanbul'da yaşamak istiyor, İstanbul'da kalmak istiyor. İstanbul'da bir kulüpte ki bu kulüp Başakşehir Lig'de kaldığı anda önümüzdeki yıl %90 Belhanda Başakşehir formasını giyecek. Çünkü Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi çalıştırırken Belhanda'yı 2 yıl ısrarla istemişti. Ama o Aykut Kocaman'ın Belhanda sevdası o dönemlerde gerçekleşmemişti. Arkadaşlar Belhanda çok önemli bir futbolcu. Belhanda deyip geçmeyin. Belhanda sahaya yüreğini ortaya koyarsa, ben bu takımın başarısında pay sahibi olacağım derse başarılı olur. Başakşehir'e giderse de başarılı olur. Ama dediğim gibi İstanbul'da yatırımlar yaptığı için mütevazi bir yaşantısı var arkadaşlar Belhanda'nın. Ailesiyle birlikte devre arası tatillerini, yaz tatillerini İstanbul'da geçiren, İstanbul dışına çıkmayan, İstanbul'u çok seven bir yaşantısı var Belhanda'nın. Ve bundan sonra da Belhanda'nın major liglerden çok büyük bir takımdan teklif gelmediği sürece de Galatasaray'da aldığı ücretin geçen yıl devre arasında da sezon sonunda da Galatasaray'a Katar'dan, Suudi Arabistan'dan Belhanda için önemli teklifler gelmişti. Hatta Belhanda'ya Galatasaray'da aldığının iki katı ücret önerilmesine rağmen Belhanda bu teklifleri kabul etmemişti. Çünkü İstanbul'u çok seviyor. İstanbul'u çok sevdiği için de William Davila Beşiktaş'la görüştü, Fenerbahçe'yle görüştü, Başakşehir'le görüştü. Başakşehir işte dediğim gibi sezon sonu tekrar Belhanda ile bir görüşme yapacak. Başakşehir'de oynamayı kabul etti Belhanda ve Başakşehir'de şu anki duruma bakarsak ligde kalacak gibi duruyor ki ben kalacağına %100 inanıyorum. Ve önümüzdeki sezon Belhanda Başakşehir formasını giyecek arkadaşlar. Ama William Davila derse ki işte sana atıyorum İspanya'dan, Premier Lig'den, önemli takımlardan teklifler var. O zaman Belhanda kariyerinde basamak atlamak için İstanbul'dan o liglerden birine gidebilir. Ama önemli bir teklif gelmediği sürece çünkü Galatasaray'dan kazandığın dediğim gibi iki katını veren takımlar olmasına rağmen Katar'a ya da Suudi Arabistan'a gitmedi. İstanbul'u çok sevdiği için İstanbul'da kalacaktır. Ama Fatih Terim dediğim gibi doğru olanı yapmıştır. Herkes
Herkes Fatih Terim'in Kayseri Spor maçından sonra yönetimi eleştireceği, Belhanda'dan yana tavır alacağı düşüncesinde birleşiyordu. Ama Fatih Terim yönetimin yanında yer aldı. Etik değerlerden yana tavır aldı. Doğru olanı yaptı. Galatasaray Kulübü'nün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bir kez daha gösterdi. Futbolcular gelip geçicidir, kalıcı olan Galatasaray Kulübü ve armasıdır diyerek Belhanda krizini Fatih Terim tatlılıkla çözdü. Artık Belhanda krizi falan yok arkadaşlar. Fatih Terim bunu bitirdi. Artık tamamen sahaya odaklanan, şampiyonluğa odaklanan bir Galatasaray var. Ve Fatih Terim yönetimle kenetlenerek, futbol takımıyla kenetlenerek ve en önemlisi Falcao-Mustafa Muhammed ikilisiyle ligin en iyi iki golcüsüne sahip Galatasaray bu iki golcüsüyle birlikte şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Arkadaşlar yurdun dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından Transfer TV Plus kanalını takip eden, abone olan sevgili Galatasaraylılar, beğeni çektiğim videolara beğeni atmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Görüşlerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Hepsini fırsat buldukça okuyorum, değerlendirmeye çalışıyorum ve değerlendireceğim. Dediğim gibi abone olmayan hala çok Galatasaraylı var görüyorum. Onlara da sesleniyorum. Kanalıma abone olun, like atın. Birlikte büyüyelim. Biz ne kadar büyürsek, yani Transfer TV Plus ne kadar büyürse o kadar çok haberle sizi Galatasaray'da olup biten ne varsa bilgilendiririm arkadaşlar. Az sonra tekrar görüşeceğiz. Galatasaray'da 10 numara transferleriyle ilgili gelişmelerle birlikte sizlerle olacağım. Şimdilik müsaade. Görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.